Trabzonspor kafilesi Gaziantep Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. Canlı görüntüler Alspor ekranlarında. Lider Trabzonspor zorlu bir deplasmanda yine şampiyonluk yolunda kritik bir viraja çıkacak. Trabzonspor takım 32. hafta mücadelesinde 4 eksiği var Trabzonspor'un. Bakasetas, Giannini ve Siopis kart cezalısı. Tronsense sakatlığı sebebiyle Gaziantep'e getirilmedi ama tabii bir de müjde vermek lazım Trabzonspor taraftarına. Yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından Vitor Hugo yeniden maç kadrosundaki yerini aldı ve yarın Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı Vitor Hugo'nun da sahada olmasını bekliyoruz. Kaptan Uğurcan Çakır'ı görüyoruz. Yanında genç filebekçisi Arda ile beraber o da havalimanından çıkışını gerçekleştirdi. Hemen muhtemel 11 ile devam edelim. Trabzonspor yarın nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak? Kalede Uğurcan'ın forma giymesini bekliyoruz. Savunma dörtlüsünün ise Bruno Perez, Hüseyin, Vitor Hugo ve Densley şeklinde olacağını aktaralım. Orta alanda ise Dorukhan, Hamşik ve Abdülkadir Ömür. Sağ tarafta Vişça, sol tarafta görüntüdeki Anthony Vakayeme ve forvette de Andreas Cornelius'un sahada olmasını bekliyoruz. Trabzonspor dün yoğun sis sebebiyle Gaziantep'e gelememişti ve hem federasyon tarafı hem kulüp tarafının yapmış olduğu görüşmeler sonrasında karşılaşma cumartesi akşamı yine aynı saat 20.30'a ertelenmişti. 32. hafta mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü yarın akşam sahasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Kafilenin havalimanından çıkış görüntülerini canlı olarak A-Spor'da ekranlara getiriyoruz. 4 eksiği olduğunu aktarmıştık. Yayını yine açanlar için bir kez daha tekrarlayalım. Bakasetas, Siopis ve Giannini kart cezalısı oldukları için yarın akşam Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı forma giyemeyecekler ve sakatlığı bulunan Tronsen'de yine bir diğer önemli eksiği Trabzonspor'un yarın akşamki mücadele öncesinde. Vitor Hugo ise son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Antalyaspor, Fraporta Antalyaspor mücadelesinde forma giymişti ve bu arada teknik direktör Abdullah Avcı da şu anda havalimanından çıkışını gerçekleştiriyor. Kendisine bir çiçek takdim edilecek buradaki Trabzonsporlu taraftarlar tarafından, Trabzonspor Derneği yetkilileri tarafından Abdullah Hoca'ya bir çiçek takdim edildi. Fotoğraf çekimi yapılıyor. Lider Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, 13 puanlık bir avantajı var Bordo Mavililerin şampiyonluk yolunda. Son viraja girilirken Trabzonspor 13 puanlık avantajını koruyor. Son iki Süper Lig maçını kazanamamıştı Bordo Maviller. Hedef Gaziantep deplasmanından 3 puanı alarak hem galibiyet hasretini sonlandırmak hem de şampiyonluk yolunda kritik virajı kayıpsız geçmek istiyor. Trabzonspor ligin en iyi iç saha takımlarından birisi Gaziantep Futbol Kulübü. Bunu da aktaralım. Zorlu bir karşılaşma olacağı kuşkusuz. Trabzonspor zorlu bir deplasmanda yarın akşam saat 20.30'da Gaziantep Futbol Kulübü ile 32. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek ve burada biz artık yavaş yavaş yayınımızı noktalamak üzereyiz. Trabzonspor takımı kafilesi otobüsteki yerlerini aldılar. Takım otobüsü birazdan havalimanından çıkışını gerçekleştirecek. Teknik direktör Abdullah Avcı görüntüde. Burada tabii güvenlik güçleri de takım otobüsünün çıkışı için görevlerini yapmaya gayret ediyorlar bir yandan da. Trabzonspor takım otobüsü Gaziantep Havalimanı'ndan çıkışını gerçekleştiriyor değerli izleyenler. Yarın akşam Trabzonspor lider Trabzonspor 32. hafta mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü ile Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bordo Mavililerle ilgili gelişmeleri Gaziantep Havalimanı'ndan aktardık. Bir sözü tekrardan Sinem'e bırakalım. Aslında mücadelenin tabii bugün oynanması gerekiyordu ama sis nedeniyle Trabzonspor dün Gaziantep'e gidemeyince mücadele yarına ertelendi. Biz de iniş görüntülerini canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Şimdi derbiyle devam edelim ki tam açılışı şöyle yapıyordum. Normalde ev sahibi ekipten gelişmelerle başlarız.
böyledir yani evet. Ama bu kez öyle başlamayacağız çünkü Galatasaray'da gündem yine yoğun. Bu kez saha dışında neler yaşanıyor Emre, sana soralım. Sinem, önce saha içinden bir bilgi verelim. Tabii. En çok merak edilen konuydu. Kerem'in oynayıp oynamayacağı, derbide sahada olup olmayacağı. Aslında hafta boyunca Galatasaray Kulübü burada biraz kapalı bir iletişim politikası sürdürdü. Derbi öncesinde zaman zaman bunlar büyük takımların tercih ettiği bir şey. Hatta bugün Kerem'in antrenmana çıkıp çıkmayacağını öğrenmek bayağı zordu. Yani bunu sorduğumuzda cevap almak zordu ama son aldığımız bilgi Kerem'in saat 17'de başladı çalışma. Antrenmanda yer aldığı şeklinde bir kere bu haberi verelim. Bu evet, Kerem'in başlamak daha önemliymiş, doğru. Çok yüksek olasılıkla derbide sahada olacağını bize işaret ediyor. Çünkü planlanan dün takım izinliydi. Kerem bireysel olarak çalışma yaptı, güçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Zaten bugün antrenmana çıkması planlanıyordu. Olumlu giderse her şey ve şu an çalışmada. Yarın zaten son antrenman var. Yüksek olasılıkla Kerem'i derbide göreceğiz. Bunu paylaşarak başlayalım. Diğer kısma geçelim istersen. Evet, neler oluyor? Biz tamamen topu sana bırakalım. Sen bize biraz anlat. Şimdi tabii seçim süreci Galatasaray'da öncesinde genel kurulla birlikte saha dışında çok yoğun bir gündeme götürdü bizi. Genel kurul yapıldı, seçim kararı alındı. Fakat bununla da bitmedi Galatasaray'da gündem. Bugün itibariyle, bugün öğle saatleri itibariyle iki tane başkan adayı, zaten saat 18'e kadar süre vardı başkan adaylarının başvurusu için, listelerini divan kuruluna teslim ettiler ve biz iki adayla bir seçime gidiyoruz mu acaba derken bambaşka bir gelişme yaşandı. Aslında dünden bu yana yansıyan bir şey. Geçtiğimiz hafta Cuma günü dernekler masasından bir teftiş heyeti geldi Galatasaray Kulübü'ne. Sadece son mali genel kurul değil, ondan önce, bir önceki ve 2018'de yapılan 3 tane mali genel kurulla ilgili inceleme başlatıldı. Buradaki gerekçe de şu, son genel kurulda bulunan, bugün itibariyle açıklanan usulsüzlük olarak görülen kısım, bütçe oylaması yapıldı en sonunda ve reddedildi. Çok fazla gündeme gelmedi bu hatta ama o bütçe oylamasında bütçenin okunmadığı, yanı sıra Haziran'da da usulsüz bazı kişilerin olduğuna dair bir bilgi var. Bu nedenle bir şu anda hukuki süreç başlıyor. Peki şu anda ne yaşanıyor? Hemen ona gelelim. Mali Genel Kurul'un iptali, alınan seçim kararının iptali gibi 2-3 maddeyi içeren bir dava açılmış durumda. Hmm. Galatasaray Kulübü'ne bunun yazısı geldi dernekler masasından. Dava açıldı. Dava açıldı. Peki. Uyaba düştü dava. Bunda herhangi bir problem yok. Şu anda Başkan Burak Elmas statta. Divan Başkanı, Mali Genel Kurul'un Divan Başkanı Metin Sinan Arslan statta. Galatasaray Kulübü'nün Divan Başkanı Aykut Akderkan statta. Bir de Metin Öztürk, başkan adaylarından Metin Öztürk fiziki olarak orada. Eşref Hamamcıoğlu da online şekilde toplantıya katıldı. Hep birlikte bir yol haritası belirlenmeye çalışılıyor. Ne olacak onu anlatmaya çalışalım. Çok yüksek olasılıkla Galatasaray seçim takvimini şu anda göründüğü gibi işletecek. 30 Nisan'da bu seçim süreci bu adaylarla aynı açıklandığı gibi gerçekleşecek gibi gözüküyor. En kötü ihtimali şöyle söyleyebilirim. Başkanın bir kere kesinlikle seçimi iptal etme ya da bu konuyla ilgili yeni bir karar alma düşüncesi yok. Dernekler masasından ekip ilk geldiği andan itibaren ısrarla altını çizdiği konu bu. En kötü ihtimalle, ki bunun bile olacağını düşünmüyorum, başkan yeniden seçim kararı açıklayabilir. Çünkü burada dünkü yayınlarda da bahsetmiştik. Önemli bir detay var. Galatasaray'da seçim kararı Mali Genel Kurul'daki ibrazsızlık gerekçe gösterilerek alınmadı. Galatasaray yönetimi, başkanı kendi yetkisini kullanarak olağanüstü bir seçim kararı aldı. Tıpkı 2018'de Dursun Özbey'in aldığı gibi. Yani kağıt üstünde böyle. Tabii ki fiili olarak Mali Genel Kurul neticesinde oldu ama kağıt üstünde böyle olduğu için hukuki olarak Galatasaray'ın seçim takvimini işletme konusunda eli rahat. Dediğim gibi şu anda bir görüşme gerçekleşiyor. Geniş katılımlı bir toplantı var. Tüm yönetim kurulu üyeleri şu anda stattalar. Başkan Burak Elmas en son yaklaşık yarım saat önce sorduğumda kendi odasında hukukçularla bir görüşme gerçekleştiriyordu.